şu biz yukarıdaki sınan diyen gepleri gümün okumak, İslam'dan asas karakteri ve hususiyetleri, dinimizden menbesi ilahidin bununki nimelerini düşündüğüyle, hatta Kur'an-ı Kerim şu nazil boğandın tatip, hiç kimnin yenilmez bir Kur'an-ı Kerim hikayelerini Kur'an-ı Kerim doil ilan kılıklık insaniyetke, şu vaxtdaki en pasahatlik boğan Arapler gümün ve bugün künke geçe Arap dilde yetişken mahir din düşmanlar aslı eğer de kudret yetken bozdu Allah burun bu kitabımızınki bu ilahi menbege asaslanan kitabımızınki nahak işkerliğini, hata işkerliğini bugün bütün gücünü işletip öz vaxtdaki pasahatlik Araplarımı bir ayetini mi keltiremedi hatta bir sürede Allah netçiligen yerde doğuyla ilan kıldım de kitabımızınki. Eğer Allah tarafından emas başka insanlar tarafından ya ki sizler gümün kuvvetkendek Muhammed Aleyhisselam icat kılgan bolsa Kur'an-ı Kerim'de müşnuğu okşaydıgan bir sure, bir ayet keltirip yakın edip kançılgan kıtın doğuyla ilan kılıklık ve bu doğuyla kıyamet küçük küçük şey yıkıvamdı. Kul din kılgan bolsa kapırlar din düşmeleri icat kılıp batıl işkerliğini ispatlayalıgan bulundu. Asla ispatlayamaydı. Bu mu Kur'an-ı Kerim'den dinimizden, İslam'ımızın ki menbesinden ilahi işkerliğini en küçük şekilde roşen bir şekilde ispatlayıp durarken bir nesemdi. Biz de yani dinimizin alem şumul bir din. Yani şu nakli dinimizin bütün prensiplerini yani insanperverlik asasına kurulgan, hiçbir zulüm yok, hiç kandak bir nimi yok ikerliğine devamlı deyemez hem de bir Müslüman bir üstümüzden. Bu nesil diye vaktimizde biz bunu bir eşit doğru kese kanaatimiz. Hem üçüncü İslam'ın ki karakter hususiyeti İslam insanperverlik ige edin. Ya ki insanperver din. Mesela İslam'ın akidesi, ibadetleri, ahlakları, şeriatları ve ictimai tüzümleri hatta prensiple karsak hem mesela insanperverlik görünüptür. Hem İslam'ın insanperverlik diye kanda gibi. İslam'ın yani insanperverlik. Müslümanperverliği emez, yani özünün ergeç güçlülükle emez. Her kanda bütün insanı özcüyağın demek için. Bu Müslümanlığın hususiyeti ayrı, mavi dinimizin hususiyeti, insanperverlik. Yani İslam'ınki insanperverlik dediğimiz, dinimiz dedi ki, sen insan buluş itibarın olan, insanlığa kulluk ifade etmedi. İnsanlığa kul oluş razı olmadı. İnsanlığa çokunmadı. Sen en isil bir mehluktu. Allah'ın şeref gibi bir mehluktu. Kainatını Allah-u Teala sana tutkazgan, kainatını idare kılıp sana tapşıgan bir mehluktu. Muş dinimiz senin bəxtin üçün geldi. Sen yol göz üçün geldi. Senin hukukunu kogdaş üçün geldi. Senin menfaatin kogdaş üçün geldi. Şunun için İslam dinindeki en halkılık nokta insan. İslam'ınki objekti insan. İnsanın menfaati, insanın bəxt saadet. Yani bütün hem şey dinindeki agen buyruk, dinindeki agen çekleme ya körsetmenin hemisi insanın paydası üçün yol koyulgan demek. Bunun adı maksat. Hem İslam nezirde insan karsak, insan ruh ve akıldan ibaret bu artıkçılıkla yaratılgan bir mahluk. Allah insan akıl ata kıygan, nurgun bilmegen nesen bildigen, biz bilivatkan nesen ya biz bilmegen nurgun nesle var. Onun oranını yukarı kötüyegen, zimindeki izbasar vekili süptüre, başka mahluklar açıdan insanı tallıgan, zimini ilahi körsetme olan idare kılışın ibaret büyük hizmetine, Allah Teala insan tapşıyor. İnna aradna al-amanat al-semawat wal-ard. Asman zaman o da basım hemse vazgeç. Akıl bombagallık için, ruh bombagallık için. Demek insanmış aklı ölen, ruhi ölen, vicdanı ölen, iktidarlık ölen, iktidarı ölen Allah Teala tapşıyor. İzbasarlık vazifesine idare kılış, yetekleme salayeti, iyi mosiki. Allah Teala insana bu kabiliyetini belge vakti de özünün vazifesini adı akıl için onun kiterlik olan akıl deyimiz, ruh deyimiz, vicdan deyimiz, iktidar deyimiz ve başka teyarlık amillerini belge. Kainatla ona boysundur belge. Bununla birlikte özünün vazifesini çetlep gitip kalmışsın, ya yolunu tapamayan mısın de peygamber gözü belge. Her vakit onun yol yorukunu gözü pırdıgan, hata olan boz tüzlep durduğun ilahi kitaplarını çürüp belge. İnsanların kıygan iş hareketlerine, yaş kıygan bozsa mukafat, yaş kıymaya kapı kalmaz, pasiflik altı şeklinde kalan bozsa caza belgilegen. Hem İslam'ın maksatları, gayelleri, menbesi kalsak ilahi misi ilahi. İslam'ın menbesi ilahi, gayesi ilahi, yolu mu ilahi? Lakin şu vaktin özde bu İslam insanperver bir din. Ne için insanperver diye alayım ise? Çünkü bu dinin gayesi, maksadı insanını yukarı kötermiş.
insanı bəxtli qılmaq üçün, insanın mənfəətiyə təxminə yolunu eşbəmək üçün. Şunun üçün bunu insanpərvərdir deyirik. Həm də bugün kollektivə qarsaq, insan hüququ deyən yeni bir ataloq çıxdı. Bu vaxt bəlkə ayrı bir təfsi, toxtuluş dəyişikliyi. Xoş. Bu bugünkü 20-ci əsrin axırlarında oturuğa çıxan bir ataloq olğan bolsunmu? İslam dinimiz bu ataloğu ilə emas, dininki zorur məqsədləri, insanda bombis bombaydığan itiqad süptü ilə oturuq qoyur. Məsələn, bugünkü oturuq qoyavatqan yaşaş hüquqi, dindar oluş hüquqi, ilim mərbət giriş hüquqi, səpər qılış hüquqi, üzdün abronu qoqdaş hüquqi, mal mülüklərini qoqdaş hüquqi digən bu nəsli dinimiz 14 əsr ilgiri bu itiqad məsələsi mi? Can birdiğən məsələdir. Vaqt birdiğən məsələdir. Bütün zihnimizin verib qoqdaydıqan məsələdir oturuq qoyur. İslam insan pərvər oğuçqa, insanınki həmmə tərəflərini bir bütün halətdə himayi qılış qoqdaşını məqsəd qıyın. Həm də bu İslamdan insan pərvərləkdən biz qanda dəhs alalıyımız? Bu timon bək çoğun timon boğaçqa qısqa toxtuluvatımız. İslamdan insan pərvərləkdən aldıqan birinci tima, insanın ən çoğun alayirlikimiz əqildir. Əqil dinini düşünüşdən ki asas. Əqil ilahi vəhin düşünüşdən ki asas. Əqil vəhinin ki qərindir. Şunun üçün bir əql ilə vəhini, yəni nəqlini bir-bir soqaşdırışıq bulmaydı. Bir-bir zıtlaşırışıq bulmaydı. Çünki ikisi bir-birisindən ayrılanmaydı. Biz bütün vəhiyi tayınıb yaşayanmayımız, ya bir bütün halətdə əqillik tayınıb doğru yolunu tapanmayımız. İşki deyisigə ehtiyacımız var. İşki deyisinin mənbəsi ilay. Əqlini özümüz yaratmadıq. Bu mu Allah tərəfindən ay vəhini doğru düşənsin, doğru yol tapmasın deyə verilən bir nimət. İkincisi, İslamdan insan pərvərliyi biz nə buyuruyoruz? Ya qanda prinsipini oturup koysa erkillik. İnsan pərvərliyi her qanda halet erkillik oturup koy. Baravərliyi teşebbüs kol ve insani qarındaşlık çakırdı. İslamdan insan pərvərliyi nasıl? İnsan. İslamdan məqsimiyeti insanı azad kılıçdı. Onda o qançadı bu azadlıkka her qanda bir insanın bir şakkı var. Şunun için dinimizde başkalarının Müslüman buluşka zorlaydıgan, kalıs kılıçdanlaydıgan onda prinsip yok. Onu xeyqalı İslam vəkirlik qılmaydıqan, ya İslamın hüccetliği vəkirlik qılanmaydıqan insanlar. Erkillik var, her qandaq insanga, her qandaq insan, insan buluş itibarı bilen baravərlik var, insan buluş itibarı bilen hemimiz Adem Aleyhisselam'ın ve Hava Anımızdan evladı buluş itibarı bilen insani qarındaşlar prinsipi var. Üçüncü kılıp, İslam dini insan pərvərlik süptüde yol koyan qaydılı prinsiplerin birisi, zulüm qılmaqan insanlar, zulüm qılmağan cəmiyyətlə, zulüm qılmağan dövlətlə ilə çıxışıb yaşaşqa, yarışıb yaşaşqa dəvət qıldı. Dünya ya ağ, ya qara olmaydı İslamdan nəzirdi. Ya Müslüman, ya bütün kafir bölünməydi. Kafirin biri olmaydı. Kafirin ki zalimi var, bunun hər vaxt toxta deyimiz. Yaq deyimiz, rədd qılımız. Bunun zulüm qılmaydığını var, özdən şübhələ bol, tini çaşayım deyidiğin, o vaxtı dinimiz onu ilə çıxışıb yaşaşqa, ya yarışıb yaşaşqa çakırdı. Biz bugün küllükte zalimdən başqa, müstəmlikədən başqa, tacavuzçudan başqa insanlardan yarışıq muhtaç. Həmmədən ilgir pərvədiqarımız ilə yarışıq muhtaç, özümüz ilə yarışıq muhtaç, Müslüman insanlarla yarışıq muhtaç, Müslüman bulmağan, amma adimilikini yoxatmağan insanlar ilə yarışıq muhtaç. Bu, İslamdaki insanpərvərlik edigen xislət ya xarakterindeki kıskıça izah ettim. Rahmet Allah razı olsun.